Öncesinde Melisa Brkaninovic ve Kiki Hergen hava atışına yükselen isimler ve ilk hücum Galatasaray Çağdaş Factoring'den geliyor karşılaşmada Julia Venlo'yla. Heinz Allen, Kiki Hergen. Hergen içeriye indirdi. Heinz Allen kolay atışı kaçırdı. Ve sonrasında Bursa Uludağ Basketbol'un maçtaki ilk hücumu Keanu Williams'la. Maddie Williams bir top kaybı. Heinz Allen çembere gitti ve bu kez basketi buluyor. Heinz Allen Galatasaray formasıyla ligdeki ilk sayılarını kaydediyor. Keanu Williams şimdi 3 sayılık atış. Trinity Baptist'ten ama isabetli olmadı. Hızlı hücum gerçekleştirmek istedi sarı kırmızılılar ancak top kaybıyla sonuçlanıyor bu deneme. Ve bir kez daha Bursa Uludağ basketbol hücumda olan taraf. Bursa'da. Trinity Baptist. 3 sayılık atış isabetli. 3 sayılık isabet. Bursa Uludağ basketbol öne geçiyor. 3-2'ye getiriyor skoru. Galatasaray Çağdaş Factoring hücumu. Heinz Allen faul düdüğü geldi. Bu hücumda. Meltem Yıldız Han'la kenardan devam edecek Galatasaray Çağdaş Factoring'in hücumu. Maddie Williams. Şimdi Julia Venlo. Maddie Williams bir kez daha. Maddie Williams blok geldi o noktada. Hızlı hücum fırsatı atışta isabet yok. Stanley Mitchell. Kiki Hergen orta mesafeden atışını gönderdi. İsabetli olmuyor. Trinity Baptist. Keanu Williams 3 sayılık atış isabetli değil. Tiffany Mitchell topu aldı. Miray Balotu'nun ayağına çarptı. Top ve Galatasaray Çağdaş Factoring. Kiki Hergen'la topu oyuna sokacak. Heinz Allen. Heinz Allen basketi buluyor. Takımını bir kez daha öne geçiriyor bu basketle. Keanu Williams. Trinity Baptist. Miray Balotu. 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound mücadelesinde. Heinz Allen da kaldı ve Julia Venlo ile Galatasaray Çağdaş Factoring hücumu. Venlo indirdi içeri. Heinz Allen. Heinz Allen dönerek atışı isabetli olmuyor. Reboundu Melisa Brkaninovic aldı. Pot altında Trinity Baptist. Basketi buluyor ve ilk 3 dakikayı Bursa Uludağ basketbolun 5-4'lük üstünlüğüyle geçiyoruz böylelikle mücadelede. Tiffany Mitchell. Mitchell isabetli değil. Meltem topu çarptırmak istedi. Ama başarılı olamadı o noktada. Keanu Williams'la hücumda Bursa Uludağ basketbol. Maddie Williams bir kez daha Keanu Williams. Keanu. Şimdi tepede Melisa. 3 sayılık atışı isabetli olmuyor. Julia Venlo alıyor. Reboundu Galatasaray'da. Venlo. Heinz Allen. Allen Kiki Hergen'a müthiş indirdi ve
Kiki Harrigan da basketi buluyor. Kenna Williams. Trinity Baptist orta mesafeden basket. Trinity Baptist'ten. O da 23 sayı ortalamasıyla geride kalan 5 haftada takımının en skorer ismi olmuştu. Trinity Baptist bugün de skor üreterek başlıyor Galatasaray Çağdaş Factoring karşısında. Meltem Yıldızhan. Julia Vanlo. Kiki Harrigan tepeden 3 sayılık atışı isabetli. Kiki Harrigan. 9-7'ye geldi skor. Hızlı hücum Bursa'dan. İsabetli olmuyor ama Miray Balotsu onun da atışında isabet yok. Galatasaray bir kez daha hücumda. Meltem Yıldızhan, Hines Allen ve basket geldi. Bursa Uludağ basketbol hücumu. Trinity Baptist atışında isabet yok. Miray aldı hücum reboundunu. Bir hücum fırsatı daha. Bursa Uludağ basketboldan Kiana Williams. Şimdi orta mesafeden ve Trinity Baptist 6. sayısına ulaşıyor karşılaşmada. Ve karşılaşmadaki ilk mola sarı kırmızılardan geliyor. Galatasaray molasına gidilirken konuk ekibin 11-9'luk üstünlüğü var karşılaşmada. Molanın ardından birazdan tekrar birlikte olacağız. Molanın ardından tekrar birlikteyiz. Karşılaşmada ilk 5 dakikayı Galatasaray Çağdaş Factoring Bursa Uludağ basketbol karşısında 11-9'luk üstünlükle geçti. Bursa Uludağ basketbolda Trinity Baptist'in 6 sayısı var. Galatasaray Çağdaş Factoring'de de Hines Allen'ın geride kalan 5 dakikada 6 sayısı bulunuyor. Kiki Harrigan. Bir üçlük isabeti daha Kiki Harrigan'dan. 8 sayıya ulaşıyor Kiki Harrigan ve sahanın en skorer ismi konumuna geçiyor. 14-9. Melissa Brkaninovic. Maddie Williams. Hücum devam ediyor. Kiana Williams. Julia Vanlo faul yaptı. Kiana Williams'a Galatasaray Çağdaş Factoring'in karşılaşmadaki ilk faulü alıyor bu. Julia Vanlo ile kenardan devam edecek Bursa Uludağ basketbol hücumu. Kiana Williams topu oyuna sokacak. Maddie Williams orta mesafeden atışı isabetli olmadı. Reboundu Tiffany Mitchell aldı. Galatasaray'da Mitchell. Şimdi Hines Allen atışında isabet yok. Miray Balotu reboundu alıyor. Bursa Uludağ basketbol hücumu ama neredeyse bir top kaybı geliyordu o noktada. Pota altından şimdi hücumu devam edecek ev sahibi ekibin.
Melisa Brkaninović. Miray Balotu. Şimdi köşeden orta mesafeli atış. Melisa'dan isabetli olmadı. Julia Vanloo ile sarı kırmızılıların hücumu. Belçikalı oyuncu oyunu kuruyor. Vanloo, Heinz Allen iyi çevirdiler topu. Kiki Hergen bir üçlük daha gönderiyor. Kiki Hergen arka arkaya isabetler. Üçüncü denemesinde üçüncü üç sayılık isabeti Kiki Hergen'ın. Maddy Williams'ın atışında da basketi bulamadı Bursaoğlu da. Tiffany Mitchell çembere gitti ve faulü almayı başardı. İki serbest atış kullanacak şimdi. Melisa Brkaninović kenara geliyor. Bursaoğlu da basketbolda. Ve Tuğba Poyraz bugün ilk kez oyuna dahil oldu. Tuğba da takımın en fazla skor katkısı aldığı yerli oyuncu konumunda. Geride kalan haftalarda ilk atışta isabet var. Tiffany Mitchell ikinci atışında da isabet var ve ilk sayıları o da. Mitchell'ın karşılaşmada Bursa Uludağ basketbol molasına gidiyoruz. Fark çift tanelere çıkınca ev sahibi ekip molayı alıyor. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Molanın ardından yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Çağdaş Faktoring Bursa Uludağ basketbol karşısında ilk 7 dakikayı 19-9'luk skorla geçiyor. Kiki Hergen'ın ekstra gayretinin bunda önemli bir katkısı var hiç kuşkusuz. 19 sayının 11'ini Kiki Hergen kaydetti Galatasaray Çağdaş Faktoring'de. Kiana Williams da şimdi Bursa Uludağ'ın basketbol ucunda. Miray Balotto. Maddy Williams. Kiana Williams. Şimdi Tuğba Poyraz. Kiana Williams 3 sayılık atışı isabetli değil. Heinz Allen rebound aldı ve Julia Vanloo'ya kazandırıyor. Vanloo, Kiki Hergen. Hergen orta mesafeden atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde Tiffany Mitchell çeldi ama basketi bulamıyor Galatasaray bu hücumda. Ve sonrasında Maddy Williams'la hızlı hücumu. Meltem Yıldızhan kesiyor. Kiana Williams topu kenardan oyuna sokuyor şimdi. Tuğba Poyraz. Trinity Baptist dışarı çıkardı. 3 sayılık atışta isabet var. Maddy Williams. O da 6. sayısına ulaştı karşılaşmada. 19-12'ye getirdi. Skoru Meltem Yıldızhan şimdi 3 sayılık atışı cevap vermek istedi ama isabet yok.
Maddie Williams bir kez daha. Miray. Kiana Williams. Miray 3 sayılık atış isabetli olmadı. Hines Allen reboundu aldı ve şimdi Julia Vanloo. Kiki Harrigan. Hines Allen Vanloo'ya bıraktı. Hines Allen'ın perdesi. Julia Vanloo iyi bir pas. Kiki Harrigan bir üçlük daha gönderdi. İyi bir atış olmadı bu sefer. Miray reboundu aldı. Kiana Williams basketi buluyor. Williams mola sonrasında 5-0'lık seri. Bursa Uludağ basketboldan Galatasaray karşısında Meltem Yıldızhan, Julia Vanloo bir kez daha savunma faulü Kiana Williams için. Ve Büşra Akbaş'ta bugün ilk kez oyuna dahil oluyor Galatasaray'da. Hines Allen'ın yerine Bursa Uludağ basketbolda da İpek Garip ve Eda Şahin oyuna dahil oldu. Şimdi köşeden 3 sayılık atışta isabet var. Tiffany Mitchell'ın üçlüğü Galatasaray Çağdaş Factoring'de Bursa Uludağ basketbolun serisini bozuyor. Maddie Williams atışında isabet yok. Meltem kovaladı reboundu, başarılı oldu. Ve şimdi Julia Vanloo ile Galatasaray hücumda Büşra Akbaş. Büşra. Julia Vanloo. Vanloo çembere gitti. Atışı isabetli oluyor. Julia Vanloo o da karşısındaki ilk isabetini buluyor. Böylelikle bir top kaybı ancak ilk çeyrekte süre yeterli olmuyor bu turnike için. Ve ilk 10 dakikanın sonuna geliyoruz. Galatasaray Çağdaş Factoring. Bursa Uludağ basketbolda Hines Allen da bu arada ilk 10 dakikada 8 rebound ile mücadele etti. Yani ilk çeyrekte neredeyse double-double'lık bir performans Hines Allen'dan. İkinci çeyrek başlıyor. Trinity Baptist, Tuba ama faul düdüğü. İlk takım faulü ikinci çeyrekte Galatasaray'ın. Eda Şahin topu oyuna soktu. O da Galatasaray altyapısından yetişmiş bir isim. Bursa Uludağ basketbolda kariyerine devam ediyor. Eda aynı zamanda kaptanı takımın. Şimdi orta mesafeden atışı isabetli olmadı. Meltem Yıldızhan rebound alıyor. Hızlı hücum şansı Galatasaray Çağdaş Factoring için. Kiki Harrigan indirdi. Hücumu pot altından devam edecek Galatasaray'ın. Büşra Akbaş o noktada topu oyuna sokuyor. Şimdi Tiffany Mitchell basketi buluyor. Tiffany Mitchell 26-14'e geldi skor. Maddie Williams, Eda Şahin, Vanloo savunmasında onun şimdi. Köşeden 3 sayılık atış isabetli olmadı. Rebound mücadelesinde bir hücum fırsatı daha. Trinity Baptist'in atışında isabet yok ve Kiki Harrigan reboundu aldı. Julia Vanloo bomboş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli. Julia Vanloo ilk üçlük isabeti Belçikalı oyuncunun karşılaşmada. Ve skoru da 29-14'e getirdi bu üçlük. İkinci çeyreğe hızlı bir başlangıç konuk ekipten.
Melisa Brkaninovic, Tuba Poyraz. Tuba sıkıştı orada. Şimdi iyi çevirdiler. Kiana Williams'ın 3 sayılık isabeti. Kiana Williams bu dakikaya kadar takımını yönlendiren isim ama skor tarafında da biraz daha sorumluluk alması gerekecek hiç kuşkusuz kalan dakikalarda. Top kaybı Galatasaray Çağdaş Faktoring hücumunda ve şimdi Trinity Baptist basketi buluyor. İkinci çeyrekte 5-0'lık Galatasaray serisine 5-0'lık Bursa Uludağ basketbol yanıtı ve bir top kaybı daha. Trinity Baptist girdi içeriye, faulü almayı başarıyor. Kiki Harrigan savunmasında faul yapıyor Trinity Baptist'e. Trinity şimdi çizgideki isim, ev sahibinde. İlk atışında isabet var. Amerikalı oyuncu. Trinity Baptist 2'de 2 atıyor çizgide ve 10. sayısına ulaşıyor o da mücadelede. Şimdi Tiffany Mitchell, Büşra Akbaş, Meltem, Tiffany bir kez daha. Meltem, Hines Allen. Allen zorladı içeriği, faul alıyor o noktada. Melisa Brkaninovic savunmasındaydı. Tabii çok daha yapılı bir oyuncu Hines Allen. O noktada Melisa'yı karşısında görünce zorladı ve faulü almayı başardı. Galatasaray Çağdaş Faktoring hücumu devam ediyor. Tiffany Mitchell şimdi. Mitchell ayağa kaydı. Neredeyse bir top kaybı gelecek. Paylaşılamayan top kararı. Zemin iyi bir şekilde kurulanamadı az önce. Maddie Williams da iş başa düştü diyor. Ve o noktayı iyice kuruladı. Sonrasında oyun devam ediyor. Julia Van Loo topu oyuna soktu. Hines Allen dönerek atışında basketi buluyor. Yeni transferi Galatasaray'ın. Bugün iyi bir performans sergiledi geride kalan dakikalarda. Hines Allen. Şimdi Kiana Williams. Blok geldi Hines Allen'dan. Bu 3 sayılık atışa izin vermedi. Şimdi Julia Van Loo 3 sayılık atışında isabet var. Julia Van Loo. O da ikinci çeyrekte dümene geçen isimlerden. Büşra Akbaş, Van Loo, bir üçlük daha, Julia Van Loo neler yapıyor öyle? 11. sayısı Julia Van Loo'nun. Arka arkaya 3 üçlük isabeti ve maçı bir anda bambaşka bir noktaya getirdi. 37-21'e geldi skor. Bursa'da. Bursa Uludağ basketbol molasına gidiyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız.
Molanın ardından tekrar birlikteyiz. Julie Vanloo arka arkaya üçlük isabetleri. 11 sayı 3 asistle karşılaşmaya devam ediyor. Hiç beklenmedik anlarda atışlarla farkı 16 sayıya kadar yükseltti takımı adına Belçikalı oyuncu. O da 11 sayıya ulaşarak Kiki Harrigan'a yakaladı. Hatalı yürüme Maddy Williams'tan. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün hücumda bir kez daha Vanloo'yla. Vanloo'nun pasında Hines Allen basketi buluyor. O da 10 sayı 9 rebound. Şimdi içeride Trinity Baptist basketi buluyor. Uzun bir aradan sonra Bursa Uludağ basketbol. Skor üretmeyi başardı Trinity Baptist'le. Hines Allen. Allen dönerek atışı ve bir isabet daha Hines Allen'dan. 41-23'e geliyor skor. Tuğba Poyraz. Çok iyi döndü orada Tuğba Poyraz. Basket geliyor. Büşra Akbaş şimdi kenara geliyor Galatasaray'da ve Gizem Yavuz da ilk kez oyuna dahil oldu. Sarı kırmızılılarda Gizem Yavuz şimdi rakip yarı alana getiriyor topu. Julie Vanloo. Vanloo, Hines Allen'ın perdesi. Allen içeride bitiriyor. Julie Vanloo'nun asistinde bir basket daha. Bu ikilinin işbirliğinden şimdi orta mesafeden Trinity Baptist isabetli olmadı. Tuğba Poyraz hücum reboundunu aldı. Tuğba Poyraz basketi buluyor. Bursa Uludağ basketbolda. O da takımını oyunda tutmaya çalışıyor bu dakikalarda. İkinci çeyrekte de 5 dakikalık dilimi geride bıraktık. Julie Vanloo bir üçlük isabeti daha. Julie Vanloo bugün bambaşka oynuyor. Hines Allen ve Julie Vanloo işbirliği bugün Galatasaray Çağdaş Faktöring'e üstünlüğü getiren en önemli faktörlerden biri oldu. Sude Yılmaz da ilk kez oyuna dahil oldu Galatasaray'da. Şimdi Hines Allen. Faul düdüğü çıktı. Eda Şahin de bir kez daha oyuna dahil oldu Bursa Uludağ basketbolda. Bu oyuna bir çözüm üretmeye çalışıyor hiç kuşkusuz Bursa ekibi. Julie Vanloo bu kez kaçırdı atışını ve Tuğba Poyraz da geliyor Bursa Uludağ basketbol ve hızlı hücum sayısı Maddy Williams'tan. Mertem Yıldızhan. Sude Yılmaz, Sude çembere gitti basketi buldu. Sude Yılmaz. Karşılaşmadaki ilk sayıları Sude'nin, sonrasında da bir faul yapıyor. Bursa Uludağ basketbol hücumunda. Kaptan Eda Şahin'le hücumu devam edecek Bursa Uludağ basketbolun. Tuğba Poyraz.
Şimdi Miray Balot'u Panya'dan destek aldı. Atışında isabet yok. Tuğba Poyraz basket geçerli, bir de faul. Tuğba Poyraz bu dakikalarda skora isyan eden oyunculardan, hiç kuşkusuz Bursa Uludağ'da ve bir de serbest atış kullanacak şimdi. Tek atışında da isabet var Tuğba Poyraz'ın. 48-34'e getirdi skoru, farkı 14 sayıya düşürdü. Hines Allen'ın atışında isabet yok. Kendisi tamamlıyor. Hines Allen hakikaten boyalı alanda çok kuvvetli bir oyuncu. Ve fiziğini de kullanarak üstünlük sağlıyor bu mücadelede. Mertem Yıldızhan orada pas arasını yapan isim. Julia Van Loo. Van Loo pas arası, hücumu devam edecek Galatasaray'ın. Ve şimdi Meltem Yıldızhan kenara geliyor Galatasaray'da. Tiffany Mitchell oyuna dahil oldu bir kez daha. Gizem Yavuz'la devam ediyor Galatasaray, Çağdaş Factoring hücumu. Tiffany Mitchell. Julia Van Loo. Van Loo. Maddie Williams savunmasındaydı. Van Loo birebirini oynadı. İyi bir atış olmadı bu. Top doğrudan dışarı çıkıyor. Eda Şahin'le şimdi hücumda Bursa Uludağ basketbol. Tuğba Poyraz çıktı aldı. Maddie Williams. Trinity Baptist. Trinity Baptist orta mesafeden atışı isabetli değil. Tuğba rebound'u kovaladı. Ancak başarılı olamıyor. Hızlı hücum fırsatı ama Tiffany Mitchell'dan iyi bir pas gelmedi. Bursa Uludağ basketbol bir kez daha hücumda şimdi. Maddie Williams atışında isabet yok. Rebound'u Tiffany Mitchell aldı. Tiffany Mitchell epey zorlandı yarı sahaya geçmekte. Tuğba Poyraz savunmasındaydı. Şimdi Hines Allen faul düdüğü geliyor. İlk yarıda son 2 dakikaya giriyoruz. Kenardan devam ediyor Galatasaray Çağdaş Factoring'in hücumu. İkinci çeyrekte 3. takım faul oldu bu Bursa Uludağ basketbolun. Tiffany Mitchell 3 sayılık atışı isabetli değil. Eda Şahin rebound'u aldı o noktada. Sude Yılmaz şimdi karşısında Eda'nın. Maddie Williams. Perdeyi kullandı. Maddie Williams. Akıllıca bir turnike. Maddie Williams'tan o da 10. sayısına ulaşıyor maçta. Şimdi Gizem Yavuz boş kaldı, atmadı. Sude Yılmaz. Hines Allen. Tuğba vardı arkasında. Allen'ın dönerek atışı isabetli. Hines Allen bugün hem skor anlamında hem reboundlarda takımını sırtlıyor. Tuğba Poyraz. Tuğba girdi içeri, bir basket faul daha Tuğba Poyraz'dan. O da enerji katıyor takımına. İkinci yarıda bir geri dönüş için umutları canlı tutmak istiyor Tuğba Poyraz. Tek atışında da isabeti buluyor. 10. sayısı Tuğba Poyraz'ın. Hiç kaçırmadan oynadı bugün.
Stephen Mitchell, şimdi Gizem Yavuz. Gizem, Eda vardı karşısında. Mitchell bir kez daha geldi, aldı. Hines Allen. Allen kaçırdı atışını. Ama bir hücum fırsatı daha. Tiffany Mitchell. Mitchell birebirini oynayacak. Mitchell zorladı. Bir adım ileri atarak atışında isabet var. Tiffany Mitchell basketi buluyor. 54-39'a getiriyor skoru. Tuğba Poyraz. Son hücum artık belki de. Tepeden Maddy Williams'ın 3 sayılık atışı isabetli değil. Bir hücum fırsatı daha. Trinity Baptist. Baptist zorladı, faulü aldı. Hines Allen faulü yapıyor. 2 serbest atış gelecek şimdi Trinity Baptist'ten. İlk atışında isabet var. İkinci atışta da isabet var. Ve belki de ilk yarıdaki son hücum bu molanın ardından gelecek. Sırp koç Miloš Paden şimdi Galatasaray için. Nasıl bir hücum seti hazırlayacak hep birlikte göreceğiz molanın sonrasında. Molanın ardından tekrar birlikteyiz. İlk yarıda artık son hücum Galatasaray Çağdaş Faktöring'den gelecek. 54-41'lik üstünlükleri var. Bursa Uludağ basketbol karşısında. Tiffany Mitchell'la topu oyuna sokacak Galatasaray Çağdaş Faktöring. Her iki takım da sezona iyi bir başlangıç yapamadı aslında ve bugün galibiyete iki takımın da çok ihtiyacı var. Hiç kuşkusuz Tiffany Mitchell çok hızlı getirdi. Pasını verdi. Julia Van Loon'un atışı isabetli olmuyor. Rebound mücadelesi sırasında ilk yarı tamamlanıyor. İlk yarının sonucu Bursa Uludağ Basketbol 41, Galatasaray Çağdaş Faktöring 54. İlk yarıda yeni transferi Hines Allen ve Baptist 16 sayı üretti. İlk yarıda o da takımın skor yükünü çeken isim oldu. Tuğba Poyraz'dan çok ekstra bir katkı almıştı. Bursa ekibi bench'ten gelerek 10 sayı üretti Tuğba ve ikinci yarıya da parkede başlıyor. İlk hücum Bursa Uludağ Basketbol'dan Tuğba Poyraz. Meltem Yıldızhan var arkasında. Tuğba atışı isabetli olmadı. Rebound mücadelesi. Galatasaray Çağdaş Faktöring hücumda olan taraf. Mücadelede Julia Van Loo'yla tabii inanılmaz üçlük isabeti buldu Galatasaray Çağdaş Faktöring. 14'te 8
3 sayı isabeti. Aynıs Allen bu arada topu elden verdi rakibine. Şimdi 3 sayılık atış isabetli değil Eda Şahin'den. Vanlo ile bir kez daha Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün hücumu. Stephanie Mitchell zor bir pastı. Kontrol etti. Stephanie Mitchell. Mitchell çok zorladı. Atışı kullandı. İsabeti buldu. Stephanie Mitchell. Zor bir atış ama basketi buluyor. İkinci yarıdaki ilk sayıları Stephanie Mitchell'la geliyor Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün. Tabii en kilit noktalardan bir tanesi de Galatasaray 3 yarı 3 sayı çizgisinin gerisinden nasıl atmaya devam edecek? Bu yüzdeleri koruyabilecek mi ikinci yarıda? Maçın kilit noktalarından biri de maçın cevaplarından biri de belki de bu konu olacak. Stephanie Mitchell faul geliyor. İki serbest atış kullanacak Mitchell. İlk atışında isabet var. İkide iki Stephanie Mitchell'dan Eda Şahin'le hücumda Bursa Uludağ Basketbol. Şimdi Trinity Baptist. Müdahale var orada atışına. Aynıs Allen. Kiki Harrigan. Allen bir kez daha. Allen dönmek istedi. Topu kaybetti. Maddie Williams topu çalıyor. Bursa Uludağ Basketbol'da çembere gitti Maddie Williams. Faul alıyor. Aynıs Allen faul yapmıştı ve şimdi iki serbest atış gelecek. Maddie Williams'tan. İlk atışını kaçırıyor. İkinci atışında da isabet yok ama Miray Balot'u hücum reboundunu almayı başardı. Bir hücum şansı daha Bursa için ama Maddie Williams bu kez de hatalı yürüme yapıyor. Üçüncü top kaybı oldu bu Maddie Williams'ın. Şimdi Stephanie Mitchell'la hücumda Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün. Mitchell, Meltem, Julia Vanlo. Vanlo indirdi, isabetli değil. Trinity Baptist o noktada. Şimdi Maddie Williams, Williams çembere gitti, basketi buldu. Hatasını telafi ediyor Maddie Williams ve 12. sayısına ulaşıyor o da. Mücadelede şimdi Stephanie Mitchell atışında isabet yok. Rebound eline kadar geldi. İkinci atışını kullandı. Bunda da isabet yok. Kiki Harrigan basketi buluyor. Kiki Harrigan Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde. O da uzun bir aradan sonra sayı buldu. Karşılaşmada şimdi Tuğba Poyraz. Faul geliyor Meltem Yıldızhan'dan. Sude Yılmaz oyuna dahil oluyor. Meltem Yıldızhan'ın yerine kaptan kenara geliyor ve Tuğba Poyraz sonrasında çizgide ilk atışı isabetli Tuğba'nın.
Tuğba ikinci atışında da isabet var. Bugün hatasız oynuyor Tuğba Poyraz. Bursaoğlu'da basketbolda. Julia Vanlo. Fanny Mitchell. Aynes Allen. Sude Yılmaz. Sude zorladı, topu kaybetti o noktada. Maddie Williams araya giriyor. Şimdi Kiana Williams 3 sayılık atış. İsabetli olmadı. Kiki Harrigan rebound alıyor Galatasaray'da. Sude Van Loo'ya teslim ediyor topu. 15 sayılık fark. Van Loo. Fanny Mitchell. Kiki Harrigan. Harrigan ayağı çizgide, atışında isabet yok. Tuğba Poyraz reboundu aldı. Bursa'da Tuğba kendisi gitti, basketi buluyor. Tuğba Poyraz. Farkı 13 sayıya düşürüyor Tuğba Poyraz'ın çabası. Şimdi Julia Vanlo ile Galatasaray hücumda. Vanlo stop jam shot'ı isabetli değil. Sude hücum reboundunu yaptı o noktada. Vanlo bir kez daha, bir de üçlük gönderdi. Bu kez isabetli. Julia Vanlo 17. sayısı karşılaşmada. 3. çeyrekte 5 dakikayı geride bırakırken Julia Vanlo 17. sayısına ulaştı. Bursa ekibi bu hücumdan boş dönüyor. Tiffany Mitchell şimdi. Kiki Harrigan zor atış, isabetli olmadı. Tuğba Poyraz reboundu alıyor. Tuğba yine çembere gitti. Yine basket foul. Tuğba Poyraz. Bugün takımını sırtlıyor, ayakta tutuyor Tuğba Poyraz. Ve bir de serbest atış kullanacak şimdi. Kiana Williams'ın katkısı bugün hiç kuşkusuz çok düşük kaldı Bursa ekibinde. Yalnızca 5 sayı üretebildi şu ana kadar. Çok değerli bir isim Kiana Williams, hiç kuşkusuz potansiyeli çok fazla. Ancak 3. çeyreğe kadar devreye girebilmiş değil. Bursa Uludağ basketbol hücumu devam edecek şeklinde bir karar çıktı ama şimdi hakemler tekrar değerlendiriyor pozisyonu kendi aralarında. Ve evet, Galatasaray hücumu olacak, karar değişti. ...63-49... sarı kırmızıların üstünlüğü var mücadelede. Julia Vanlo, Aynes Allen. Aynes Allen çemberden uzak aldı topu. Trinity Baptist savunmasındaydı. Foul düdüğü çıkıyor. Vanlo ile hücumu devam ediyor. Pot altından Galatasaray'ın. Vanlo, Aynes Allen'a indirdi ve Allen da basket yapıyor boyalı alanda. Hakikaten onu durdurmak çok zor. 20. sayısı Aynes Allen'ın. 3 sayılık atış isabetli. Kiana Williams, işte bundan bahsediyordum. Kiana Williams 3 sayılık isabeti gönderdi. Bu arada bir top kaybı Tiffany Mitchell'dan, ayağa kaydı o noktada. Trinity Baptist basket geçerli bir defa faul. Arka arkaya isabetler. Önce Kiana Williams, sonrasında Trinity Baptist. Bursa Uludağ basketbol oyuna, skora tekrar ortak olmanın yollarını arıyor şu dakikalarda.
Tek atışta da isabet var ve fark da 10 sayıya kadar düşüyor karşılaşmada. Bu bölümde Büşra Akbaş şimdi oyuna dahil oluyor. Julia Van Loo kenara geldi. Seyircisinin de desteği var. Bursa ekibinin bu bölümde skorda fark kapanınca Büşra Akbaş, Büşra, Kenna Williams var karşısında. Büşra zorladı. Şimdi Hines Allen faul düdüğü çıktı. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk karşılaşması Hines Allen'ın. Hakikaten kalitesini ortaya koyuyor bugün Tofaş Spor Salonu'nda. Tiffany Mitchell. Mitchell kendisi kullandı. Dengesiz bir atış, isabetli olmadı ve sonrasında Tuğba Poyraz rebound aldı. Ona yapılan hareket faul. Sude Yılmaz rebound sırasında Tuğba'ya faul yapıyor. Ve Tuğba Poyraz şimdi iki serbest atış daha kullanacak. Faul hakkı dolmuştu 3. çeyrekte Galatasaray'ın. Tuğba Poyraz çizgide ilk atışında isabet var. Tuğba 2'de 2 atıyor çizgide. 18 sayıya ulaşıyor bugün. Kariyer maçlarından birini oynamaya çok yakın Tuğba Poyraz. Büşra Akgün. Baskı iyice arttı Galatasaray'ın üzerinde. Hines Allen, güzel bir pas. Tuğde Yılmaz basketi buluyor. Farkı bir kez daha çift tanelere çıkartıyor Galatasaray Çağdaş Factoring. Bursa Uludağ basketbol karşısında. Tuğba Poyraz. Tuğba şimdi bir pas arası Sude Yılmaz'dan. Sude basketi buluyor. Tuğba'nın hatalı pasında Sude basketi buldu. Tuğba yine çok zorlandı o noktada. Sude bir top daha çalıyor. Sude Yılmaz arka arkaya inanılmaz efor sarf etti. Bursa ekibi çok zorlandı. Kiki Harrigan'ın 3 sayılık atışı isabetli değil. Şimdi bir hızlı hücum fırsatı olabilir Kiana Williams'la. Kiana bastı frene. Trinity Baptist. Kiana Williams bir kez daha. Kiana Williams. Williams'ın atışında isabet var. Williams frene basmadan atışını gönderdi ve basketi buldu Kiana Williams. Büşra Akbaş. Kiki Harrigan perdedeydi. Şimdi Kiki Harrigan. Harrigan faul almayı başarıyor o noktada. Kiki Harrigan çizgide hata yapmıyor ve mola geliyor. Üçüncü çeyrekte son 1,5 dakikaya gireceğiz birazdan. Ve 71-59'luk skorla Galatasaray Çağdaş Factoring üstünlüğü var. Bursa Uludağ basketbol karşısında birazdan tekrar birlikte olacağız.
molanın ardından tekrar birlikteyiz. Bir de düzeltme yapmış olalım. Tiffany Mitchell bugün Galatasaray Çağdaş Factoring'de ilk maçına çıkan isim. Ve molanın ardından Bursa Uludağ basketbol ucumda Tuğba Poyraz. Maddie Williams zorladı içeriye, atışında isabet yok. Tiffany Mitchell rebound alıyor. Mitchell. Tiffany Mitchell zorladı, basket foul. Tiffany Mitchell, ama üstüne bir de teknik foul geliyor. Orada sevincini biraz abartınca Tuğba Poyraz'a karşı teknik faul düdüğü beraberinde geldi. ...73-59'a getirdi skoru Tiffany Mitchell. Şimdi bir de serbest atış olacak. Ama hayır, tek atış kullanılmadı. Çünkü teknik faul geldiği için iki tarafta evet, sanıyorum iki serbest atış birbirini götürdü bu pozisyonda. Ve böylelikle tek atışı kullanamamış oldu Tiffany Mitchell. Sevincini biraz fazla abartınca Tuğba Poyraz. Tuğba, hücum faul kararı çıktı. Kiana Williams'a. Üçüncü çeyrekte son bir dakika. Kiki Harrigan. Tiffany Mitchell. Mitchell 3 sayılık atışında isabet var. Tiffany Mitchell. O da üçüncü çeyrekte takımını sürüklüyor. Melissa. Kiana Williams. Şimdi Maddie Williams 3 sayılık atışı isabetli değil. Tuğba reboundu kovaladı. Tuğba Poyraz atışında isabet yok. Tuğba. Ve top son olarak ondan çıkıyor. Bu arada bir de teknik faul düdüğü çıkıyor. Kenarda sanırım itirazlar var. Evet, bu pozisyonda potu altında yaşanan mücadele sonrasında Bursa Uludağ basketbol bençinden itirazlar devam edince teknik faul. Kiana Williams kenara geliyor Bursa ekibinde ve kaptan Eda Şahin bir kez daha oyunda. Tiffany Mitchell şimdi çizgide. Mitchell tek atışı sayıya çeviriyor. Dokuz sayıya kadar düşürmüştü farkı Bursa Uludağ Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktör'ün karşısında, ancak üçüncü çeyreğin son bölümünde fark tekrar
Bir hatalı pas ve sonrasında faul yürüyü çıktı. Trinity Baptist çizgide, Bursa Uludağ basketbolda. İlk atışı isabetli. Baptist 2'de 2 atıyor çizgide. Artık 3. çeyrek tamamlanmak üzere ve bu atış geçerli olmuyor. 3. çeyrek sonucu Tofaş Spor Salonu'nda 8 reboundla mücadele ediyor. Tuğba Poyraz bugün çok iyi bir performans gösterdi. 18 sayı, 6 reboundla o da mücadeleye devam ediyor. Bakalım son 10 dakika neler getirecek. Sude Yılmaz kullanmadı atışını. Van Loo faullüdü. Eda Şahin orada faul yapıyor. Son çeyrekteki ilk takım faulü Bursa Uludağ basketbolun. Kenardan devam ediyor hücum. Büşra Akbaş atışında isabet yok. Sude Yılmaz çelmeye çalıştı. Başarılı da oldu o noktada. Dicky Harrigan'a kazandırdı. Van Loo şimdi. Van Loo indirdi içeriye. Çok iyi bir ekstra pas. Hines Allen'dan ve Kiki Harrigan'da pozisyonu tamamlıyor. 79-61'e getirdi skoru. Bu basketle birlikte Galatasaray Çağdaş Factoring. Trinity Baptist. Baptist Kiki Harrigan blokluyor onu. Çemberi göstermedi. Kiki Harrigan, Büşra Akbaş girdi içeriye, faulü alıyor. Miray Balot'u faulü yapıyor. Büşra Akbaş'a iki serbest atış gelecek. Bu arada İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde Mehmet Kavan yapı İzmit Belediyespor Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 104-70'lik farklı skorla geçti. Nesibe Aydın evinde konuk ettiği ÇBK Mersin'i 88-79'la geçmeyi başardı. Ve şimdiye kadar oynanan son maçta Fenerbahçe Alagöz Holding'de BOTAŞ'ı 93-61'le mağlup etti. Haftanın 4. maçında sizlerle birlikteyiz. Bursa Uludağ Basketbol Galatasaray Çağdaş Factoring mücadelesi. Hines Allen 2 sayı daha yazdırıyor kendisinin ve takımının hanesine. Atışta isabet yok. Kiki Harrigan aldı reboundu. Eda Şahin faul yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Çankaya Üniversitesi mücadelesi de şu sıralar başlamak üzere İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve bu karşılaşmanın ardından İlkem Yapı Tarsus Spor OGM Orman Spor karşılaşması yine Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında olacak. O karşılaşmanın anlatımında da ben İbrahim Kalkan sizlerle birlikte olacağım. Kiana Williams basketi buluyor. Bursa Uludağ'da neyse ki sakatlık yok o noktada. İki oyuncu dostane bir şekilde birbirini yerden kaldırıyor. Kiki Harrigan hücumu devam edecek Galatasaray Çağdaş Factoring'in. Haftanın kapanış mücadelesi İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut ile Melik Gazi Kayseri Basketbol arasında oynanacak.
bu karşılaşmada. Pazartesi günü saat 18'de Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Büşra Akbaş köşeden 3 sayılık atışında isabet var. Büşra Akbaş, o da yanılmıyorsam maçtaki ilk sayıları. Evet, ilk sayılarını buluyor. Tuğba Poyraz da bir yandan atmaya devam ediyor. 20. sayısına ulaştı karşılaşmada. Kiki Harrigan boyalı alanda cevap gecikmiyor Galatasaray'dan. Artık savunmaların daha geri planda olduğu son 7 dakika izleyeceğiz. Aradaki fark. Hızlı sayılara ve hızlı hücumlara sahne oluyor mücadele. Julia Vanlo 3 sayılık atışta isabet var. Julia Vanlo, o da 20. sayısına ulaşıyor. Karşılaşmada Tuğba Poyraz hızlı getirdi. İsabetli olmadı. Kenna Williams hücum reboundu. Şimdi Trinity Baptist. İpek Garip 3 sayılık atışı isabetli değil. Kiki Harrigan reboundu alıyor. Julia Vanlo'ya kazandırıyor. Büşra Akbaş. Vanlo. Kiki Harrigan 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Rebound mücadelesinde Büşra Akbaş. Doğru noktada ve bir hücum fırsatı daha Galatasaray'dan. Ekstra paslaşmalar. Sude Yılmaz 3 sayılık isabet. Sude Yılmaz'dan geliyor. 92-68'e geldi skor. Galatasaray Çağdaş Factoring bu mücadeleye kadar geride kalan 5 haftada 70 sayı ortalamasını tutturmuştu. Ama bugün Bursa Uludağ basketbol karşısında hakikaten isabetli atışlar ve iyi oyunla yüksek skorlara ulaştılar takım halinde. İpek Garip. Çizgide ilk atışında isabet var. İkinci atışında da isabet var. İpek'in de maçtaki ilk sayıları son çeyrekte geliyor. 92-70'e geldi skor. Galatasaray 6. haftada 3. galibiyetine yakın olan taraf Bursa Uludağ basketbol karşısında. Kiki Harrigan. Harrigan'ın basketi. O da 21. sayısına ulaştı. Kiki Harrigan. Kiana Williams atışında isabet yok. Tuğba Poyraz hücum reboundunu aldı. Maddie Williams 3 sayılık deneme isabetli olmuyor. Tiffany Mitchell. Kiki Harrigan. Şimdi Hines Allen. Hines Allen. İki kişinin arasından Gizem Yavuz'a ve Gizem Yavuz'un 3 sayılık isabeti. Bir top kaybı. Ve molaya gidiyoruz. Son 5 dakika öncesinde Galatasaray Çağdaş Factoring bugün farklı bir oyun oynuyor Bursa Uludağ basketbol karşısında. Bursa ekibinin oyunun içine girdiği anlar, dönüşün sinyalini verdiği anlar da olmuştu ama
Üçüncü çeyrek sonu ve dördüncü çeyrek başında Galatasaray Çağdaş Faktöring tekrar karşılaşmayı istediği noktaya belki de daha üstüne getirmeyi başardı. Son 5 dakika öncesinde önemli bir avantaj Sarı Kırmızılılar için. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Molanın ardından tekrar birlikteyiz. Tofaş spor salonunda, Bursa'da son 5 dakika. Kenna Williams, Tuba Poyraz. Bursa ekibi hücumda ama hücum süresi tamamlanıyor. Galatasaray Çağdaş Faktöring hücumda olacak. Julia Van Loo, Meltem Yıldızhan bir üçlük denemesi de ondan isabetli olmadı. Rebound mücadelesi sırasında faul düdüğü çıkıyor. Gizem Yavuz topu pot altından oyuna soktu. Meltem Yıldızhan, Julia Van Loo 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Reboundu Trinity Baptiste aldı şimdi. Kendisi getirdi topu. Maddy Williams, Baptiste atışında isabet var. Trinity Baptiste. Julia Van Loo, Tiffany Mitchell uzaklardan 3 sayılık atış isabetli olmuyor. Maddy Williams şimdi köşeye 3 sayılık atış. Kiana Williams'tan isabetli değil ama Miray Balot'u hücum reboundunu yaptı. Bir hücum fırsatı daha Bursa Uludağ Basketbol'dan. Meltem Yıldızhan Kiana Williams'ın topuna müdahale ediyor. Hücuma devam edecek Bursa Uludağ Basketbol. Ama kendi potu altından top oyuna sokacaklar. Hatalı bir pas. Tiffany Mitchell, Julia Van Loo. Van Loo şimdi köşeye. Gizem Yavuz. Van Loo, Julia Van Loo, Kiki Harrigan'a indirmek istedi, isabetli olmadı. Miray Balot'u getirdi topu şimdi. Maddy Williams, hücum devam edecek. Bursa Uludağ Basketbol'un. Maddy Williams da kenara geliyor bu pozisyonun ardından. Eda Şahin oyunda tekrar. Miray, Tuğba Poyraz tepede topla buluştu. Trinity Baptiste atışında isabet yok. Meltem Yıldızhan, Julia Van Loo.
Şimdi Tiffany Mitchell. Mitchell, ona yapılan hareket faul. Tuba Poyraz hemen bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeden Mitchell'ı kaldırdı. Ve şimdi Tiffany Mitchell iki serbest atış için çizgide. İlk atışında isabet var Mitchell'ın. Mitchell 2'de 2 atıyor çizgiden. O da bugün Galatasaray Çağdaş Factoring'de 20 sayı barajını aşan 4. oyuncu oluyor. Hines Allen 22 sayı, Kiki Harrigan 21 sayı, Tiffany Mitchell 21 sayı ve Julia Vanloo 20 sayıyla bugün mücadele ediyorlar. Son 2,5 dakika öncesinde Galatasaray Çağdaş Factoring belki de bu sezonun en iyi karşılaşmalarından birini oynadı. Bursa Uludağ basketbol karşısında. Şimdi tepeden 3 sayılık atış. Eda Şahin'den isabetli olmuyor. Gizem Yavuz. Tiffany Mitchell. Gizem. Gizem. Atışında isabet var Gizem Yavuz'un ve Sarı Kırmızılılar 100 sayı barajını geçiyor böylelikle. 101-72'ye geliyor skor. Bursa'da Miray Balot'u 3 sayılık isabet Miray Balot'undan. O da Galatasaray altyapısından yetişmiş bir başka isim. Bugün eski takımına karşı oynuyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu karşılaşmanın hemen ardından saat 4.30'da 16.30'da İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Orman Spor karşılaşması yine Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında olacak. O karşılaşmada da yine birlikte olacağız. OGM Orman Spor ligin flash ekibi sezona 5'te 5 yaparak başladılar ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. OGM Orman Spor, İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu anlamda keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Tuğba Poyraz. Tuğba atışında isabet yok. Sonra kendi reboundunu aldı ve faul düdüğü çıkıyor. İki serbest atış gelecek Tuğba Poyraz'dan. Seyirciler de Tuğba'yı alkışlıyor bugün performansından dolayı. Galatasaray Çağdaş Factoring baş antrenörü Miloš Paden de ligdeki ilk galibiyetine çok yakın artık. Gizem Yavuz, hatalı bir pas, hızlı hücum fırsatı Bursa Uludağ için. Çembere gitti Trinity Baptist, isabetli olmadı ama kendi reboundunu alıyor. Şimdi uzaklardan 3 sayılık atış isabetli değil. Meltem Yıldızhan rebound aldı ve Gizem Yavuz. Artık son anlar karşılaşmada. Trinity Baptist. Efsun Çelik, Tuğba Poyraz. Efsun da son anlarda oyunda ilk kez. Bursa ekibinde
Poyraz iki serbest atış daha kullanacak. Mücadelenin sonunda Tuğba bu kez 2'de 0 attı. Hücum reboundu sonrasında Trinity Baptist tamamlıyor. Gizem Yavuz uzaklardan 3 sayılık atış isabetli değil ve böylelikle karşılaşmanın sonuna geliyoruz. Galatasaray Çağdaş Factoring deplasmanda Bursa Uludağ Basketbolu 103-78'lik skorla mağlup ediyor ve İNG Kadınlar Basketbol Süper